Salut salut, buna ziva. Arkadaşlar, Çelik Ailesi YouTube kanalına uzun bir aradan sonra hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki kısa bir süre önce biz Romanya'ya taşındık. Şu anda yeni düzenimizi oturtmaya çalışıyoruz. Bu taşınmanın sebebi iş neticesiydi. Şu anda da Romanya sokaklarında Zeyno ile birlikte bisiklet sürüyoruz. Bakalım neler var buralarda. Bugün günlerden 9 Temmuz 2023. Şu anda Köstence'de çok büyük bir festival var. Never Sea Festivali. Dünya çapında bir festival ve plaj komple şu anda festival için, konserler için donatılmış durumda. Onlara bakmaya gidiyoruz. Şu anda meraklıyız, bakalım. Türkiye'ye gelmemiz sebebiyle konser alanına gidememiştik. Bugün bir kontrole gidiyoruz ne var ne yok diye. Arkadaşlar, size Romanya ile alakalı kısa bilgiler veriyorum şimdi. Buranın para birimi lei. Şu anda lei 5.50 civarında, 5.50 Türk lirasına denk geliyor. Bu 2 ay önce 4.5'tu, yani yavaş yavaş aradaki fark açılıyor. Euro'yu da kullanıyorlar, euro para birimi de burada çok kıymetli. Normal marketlerde, bakkallarda euro ile de alışveriş yapabilirsiniz. Çoğu yerde zaten change office var. Change office'te de para birimini istediğiniz yerde değiştirebilirsiniz. Bu aralar çok yol çalışması var buralarda. Köprü geçişlerini kullanıyoruz böyle ara ara. Tekrardan yaya yolu. Burada yaya yolu çok önemli. Yaya yolu, bisiklet yolu her şeyden çok önemli arkadaşlar. Yaya adımını attığı zaman bütün arabalar durmak zorunda. Kaç şeritli olursa olsun yol. Biraz kıymetli burası. Aslında olması gereken bu. Ama işte maalesef Türkiye'de buna çok fazla uymuyoruz. Alışması birazcık zaman aldı. Dağ bahçe çalışmaları sebebiyle aralarda böyle yoldan şaşıyoruz. Tekrardan girdik. Arkadaşlar, bisikletlerle alakalı kısa bir bilgi vereyim. Decathlon'dan aldık Türkiye'den. Türkiye'nin birçok yerinde kullandık bisikletleri. Şehir içi için efsane güzel, katlanır olması, arabaya konabilir olması mükemmel. Çok fazla yokuşa çıkmamak lazım bununla. Bayağı bir terletiyor ama düz yol için, şehir içi için efsane güzel bisikletler. Önemli bir bilgi size. Burası çok önemli, iyi dinleyin arkadaşlar. Yaya yolundasınız, yeşil yandı size geçiyorsunuz veya ışığın olmadığı bir yerden karşıya geçmeye çalışıyorsunuz. Bisikletinizden iniyorsunuz, bisikletinizi elinize alıyorsunuz. Geçene kadar böyle geçtikten sonra tekrardan bisikletinize biniyorsunuz. Çünkü bisiklet üzerindeyken siz bir yaya değilsiniz, siz bir taşıtsınız. O yüzden insanlar tepki gösteriyor burada, yol vermezler, dikkat edin. 2 gündür hatta 3 gündür mükemmel bir fırtına var burada. Çok ciddi uyarılar yapılıyor bu fırtınayla alakalı için. O da tam konser günlerine denk geldi. İnsanlar biraz zorluk çekti ama neyse, atlattık. Şimdi tekrardan yaya yolu. Ne yapıyoruz? Bisikletimizden iniyoruz. Bisikletimizin üzerinden inmeden buradan geçiş yapmak çok büyük bir suç. İnsanlar gerçekten çok büyük tepki gösteriyorlar. Bisikletten inip karşıya geçiyorsunuz. Bu kadar basit. Yaya yolu burada çok çok kıymetli. Çok dikkat etmeniz lazım. Karşıda da bir bisikletli abimiz var. O da bekliyor. Burada da var. Bisiklet yollarında da normal kırmızı ışık geçerli burada. Yaya yolu harici veya yaya kaldırımının köşesindeki bisiklet yollarından gitmiyorsanız normal siz de şeride kırmızı ışıklara, uyarılara uymak zorundasınız. Evet, hareketlilik yavaş yavaş başlıyor. Konser alanlarına yaklaştıkça, festival alanına yaklaştıkça insan kalabalığı biraz artıyor. Köstence'de bu sene çok fazla yol çalışması var. Bütün kaldırımlar, yollar hepsi şu anda kazılıyor. Biraz dikkat etmek lazım. Araba kullanırken de çok dikkat etmek lazım özellikle. Festival alanına sayılı dakikalar kaldı. Şu anda biz üstten seyrediyoruz. Biraz sonra plajın oraya indiğimiz zaman her şey çok daha net olacak. Bayağı bir kalabalık var. Konser alanını şöyle yukarıdan göstermek istiyoruz. Etkinliklerin tamamı burada oluyor. Never Sea. Marina'nın olduğu sahildeyiz, kumsaldayız şu anda. İnsanlar da burada denize giriyor şu anda. Şu anda Köstence Marina'ya geldik. Konser alanı hemen şu ileride. Yürüyerek gelinseydi bir merdiven inip hemen varacaktık ama şu anda bisikletlerimiz olduğu için merdiven inmek istemedik. O yüzden hem de bir marinaya görelim dedik. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Şurada çok büyük bir dönme dolap var. Burada tekneler bağlı. Marina'da çok güzel bir Türk restoranımız var bizim sürekli geldiğimiz. Türk müzikleri çalıyor. Kebaplar, lahmacunlar, pideler efsane gerçekten. Böyle canımız sıkıldığı zaman hemen evden 5 dakikada geliyoruz. Burada yemeklerimizi yiyoruz.
Ondan sonra eve geri dönüyoruz. Kendimizi Türkiye'deymiş gibi hissettiriyor bize. Zeyno, şunu siyahını almayalım dedim. Bak çok sıcak olur dedim. Beni dinlemiyorsun ya. Ya bu olmaz ama böyle yani. Binilmez buna. Bu çok sıcak olur. Beyazını alsaydık keşke. Buradaki jet skileri görünce hemen burada yaşadığımız bir anımız aklımıza geldi. Nargile içiyoruz burada. Kömür bitti. Kömür istedik. Jet ski yaptık. Gittiler, kömür aldılar, geldiler. Biz olayı anlamaya çalışıyoruz ama dedik ki burada herhalde nargile yapan insanlar jet ski alabilecek kadar durumlarını düzeltiyorlar ya. Böyle bir işe mi atılsak diye düşündük. Arkadaşlar manitüb attı plajda şu anda. Yavaş 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 gitmeye çalışıyor. Konser alanına böyle bir platform gibi bir şeyler götürmeye çalışıyorlar. Zeyno karşıdan geliyor. Arkadaşlar festival alanı şu ileride gördüğünüz yer, sahnenin kurulduğu yer. Bu sahil boyunca etkinlikler yapılıyor. İnsanlar burada da denize girebiliyor şu anda. Normal halk plajından faydalanabiliyorlar. Çok ciddi bir kalabalık var, çok ciddi bir gürültü var. O yüzden görüntüyü biraz uzaktan çekmek istedik, her şey çok net gözüksün diye. Aşırı kalabalık şu anda burası. Zeyno, şu yolları bir yaptırsak mı acaba? Bak kangır tungur gidiyoruz böyle. İnan şu anda taşmış hiçbir şey kalmadı. Bütün çukurlara düştük. Arkadaşlar kısa bir zaman sonra Romanya'da yaşam, buraya gelip gitme, Türkiye seyahatleri, bunlarla alakalı tek tek ayrı ayrı videolar çekeceğiz. Araç alım satımıyla alakalı bir videomuz var. Yakın zamanda Allah nasip ederse bir araba geliyor. Onun da çekimlerini yapacağız inşallah. Araç alımı satımıyla alakalı bilgileri de vereceğiz. Kısa zaman içinde bunların hepsi gerçekleşecek. Romanya'da yaşam, market fiyatları, bakkal fiyatları, bunların hepsini Zeynep Hanım'dan dinleyeceksiniz. Bakın el işareti de yapıyor şu anda ileriden. Araç fiyatlarının tamamı bende. Bunlarla alakalı, tamamen sadece bunlarla alakalı bir video çekmemiz lazım. Yıkılacak ortalık arkadaşlar. Araç fiyatları çok ilginç burada. Sıfırda, ikinci el araçlarda çok ucuz, çok. Şimdi merak ettiğiniz konularla alakalı yorumlara belirtiyorsunuz. Şunlar şunlar Romanya'da nasıl diye. Biz onları hemen cevaplayan bir video çekiyoruz size arkadaşlar. Merak edilen çok fazla soru var. Bunların hepsinin cevabını tek tek vereceğiz. Arkadaşlar Romence öğrenmek kolay mı diye sürekli sorular geliyor. Romence öğrenmek kolay. Şöyle kolay. Türkçe ile birçok şey ortak. Yani onlarda da avukat avukat. Bizde de avukat avukat. Noter. Biz noter diyoruz. Onlar noterya diyor. Yani birçok şey birbirine çok benzer. Latin dillerinde, İtalyanca'da, Fransızca'da bunların hepsi birbirine çok fazla benziyor. O yüzden ve sıfırdan öğreniyor olmanın da bir temizliği, berraklığı var. İngilizce gibi böyle kafamız çok karışık değil. Çok uzun zamandır böyle başlangıç seviyesinde İngilizce görmüyoruz okulda yaşadığımız gibi. O yüzden Romence bizi çok fazla zorlamıyor. Yavaş yavaş öğreniyoruz. Arkadaşlar bir problem yaşıyoruz şu anda. Zincirim çıktı. Bu tambur biraz yamuk olduğu için. Şu anda bu zinciri buraya takmamız lazım. Bundan yakın zamanda Decathlon'da yaptırmak lazım. Problemi sık sık yaşıyorum. Bisiklet bozuldu. Bisiklet kaput. Şu anda birinci vitese geçiş yapamıyorum. Zincir yerinden çıkıyor. Ya elimize alacağız bisikleti. Ya da böyle ikinci vitesle devam ediyoruz rampa çıkmaya. Arkadaşlar dediğimiz gibi bu bisiklet çok fazla rampa için değil. Şehir içi böyle tıngır tıngır. Düz yolda gitmek için. Aynen, Romanya'nın tek rampası, Köstence'de tek rampa burası zaten. Marina'dan ana caddeye, garaya çıkan yol. Bunda da şu anda can çekişiyoruz, can çekişiyoruz. Arkadaşlar etkinlik katılımcıları burada yazıyor. Aralarında Türk yok. Ama çok yakın zamanda Türk festivallerinde olduğu günler geliyor. Çok yakında. Takipte kalın mutlaka. Tekirgöl'de festival başlıyor. Bakalım onu izlemeye gideceğiz orada. Belki katılımcı da oluruz. Zeyno, beni bekle. Yetişemiyorum, çok geride kaldım. Bisikletim arızalı, değişsek mi acaba? Ne oldu? Yoruldun mu? Yoruldum demezler ona. Başka bir şey derler. Suntobosit derler. Evet, Romanya'da olduğumuzu unutmayalım lütfen. Arkadaşlar yol üstünde görmüş olduğunuz kırmızı plakalı araçlar var. Bunlar geçici plakalar.
araçlar. Hiçbir şekilde otoyol, vergi vesaire bunlar hiçbir şekilde ödemiyor insanlar. Yanlış hatırlamıyorsam bunun süresi 3 ay olması lazım. Bunu çok net bir şekilde öğrenip size mutlaka bilgi vereceğim. Bu geçici plakalı araçlarla da şimdi Zeynep Hanım'dan aldığımız bilgi, ülke çıkışı da yapamıyoruz maalesef. Tamamen Romanya'nın içinde bulunmamız gerekiyor bu süreçinde. Kent meydanındayız. Sol taraf müze arkadaşlar. Ve kent meydanında bir Türk camisi. Çok eski bir cami bu. Bununla alakalı tarihi bilgiyi de mutlaka araştırıp sizlere iletiyoruz. Zeynep Hanım da küçük küçük turlarını atıyor şu anda. Bakın. Tabii birinci vitesi çalışmayan ben değilim. Yok pardon benim. Çıkmıyor, çıkmıyor, çıkmıyor. Aa Zino, ilk arabamız. Fiat Panda. Bakar mısın ya? Burada da görmek nasip oldu yani. Nereden nereye? Yıllar önce. Şimdi Zeyno'nun Romence bilgisini deniyoruz. Hemen yaklaşıyoruz. Domnul Zeyno, haysi Mercim. Evet. Mercim la kalsa eve gidiyoruz. Doğru. Oo, harlayıcı arkadaşlar. Abilerimiz burada toplanmışlar. Çok güzel. Süpersiniz. Abi pasata bu olmuş mu? Allah aşkına yapma ya. Bu nedir böyle? Nasıl bir renk? Ben bu arabayı sürekli görüyorum yolda, biliyor musun Zeyno? Gerçekten. Aa, Passat değilmiş bu. CC'miş. Evet. Değil mi ya? CC gibi orijinal bir arabayı yapalım yani bu. Resmen bisikletle bir bütün oldum şu anda. Aa, çok yorulduk gerçekten. Yokuş yorduk. Zeyno nasıl gidiyor? Tek yokuş olduğunu söylemiş ama. Birkaç tane, iki ya da üç tane yokuş. Yordu, yordu, yordu. Gerçekten yordu ya. Reklam yapmayalım. Parmağımızı da kapatalım. Twist. Ne oluyor? Lime. Lime'lı kala. Çok iyi geldi şu anda. Arkadaşlar, etkinlik neticesiyle burada polis yoğunluğu çok fazla. İnsanlar çok dikkat ediyorlar. Çevre illerden, çevre ilçelerden, çevre ülkelerden gelen çok fazla insan var. Ondan sebep şu anda yaya yolunun önceliği de burada görmüş olduğunuz gibi. Yaya her şey burada. Yaya yolu her şeyden önemli arkadaşlar. Yaya yolundaysanız hiçbir araba geçemez. Arkadaşlar, bu videoda çok fazla da inmek istemiyorum bu konuya. Ayrıca bir vakit açmak istiyorum ama insanlar burada öncelikle kendilerine, sonrasında diğer insanlara çok saygılılar. Yollarda çöp göremezsiniz. İnsanlar trafik kurallarına çok saygılılar. Marketlerde, restoranda, yani böyle aşırı kıymetli hissettiriyor insanı kendine. Sevgili arkadaşlar, Köstence nasıl bir yer? Köstence yazlık bir yer. Çoğunlukla plajların bulunduğu, insan kalabalığının yazın çok daha fazla olduğu bir yerdeyiz. Burası güzel. Mamaya plajı burada çok meşhur plajlardan bir tanesi. İnsanlar genellikle yazın buraya akın akın yolculuk yapıyorlar. Yanlış parktan bence buna ceza yazılması lazım. Arkadaşlar böyle ulu orta bırakmış abimiz kepçesini ama... Arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Rica ediyorum. Bakın, abone olun. Zilleri milleri ne varsa onların hepsini bir açın bakalım ya. Kimimiz var, kimimiz yok. Bir görelim yani. Gurbetteyiz sonuçta. Arkadaşlar, yorumlara sizi bekliyorum. Ne istiyorsanız, burada neyi merak ediyorsanız. Bakın, Decathlon'la alakalı çok fazla soru geliyor. Bir Decathlon'a gideceğiz. Çekeceğiz ne var ne yok. Yani Türkiye'de ne kaç para, burada o kaç para. Hepsini göreceğiz. Bir de Romanya Decathlon, Köstence'deki Decathlon tamamen çoğunlukla bazen galiba avcılık üzerine çok fazla malzeme var. Türkiye'de olmayan, Türkiye'deki Decathlon'larda görmediğim avcılık, balıkçılık üzerine çok çok değişik şeyler var burada. Onları hepsini sizlerle beraber inceleyeceğiz. Arkadaşlar, burası eczane. Farmasya yani. Burada 24 saat açık eczaneler var, 24 saat açık marketler var. Değişik bir yer ya. Gerçekten alışması biraz zaman alıyor ama farklı. Tekrardan bir köprü geçişi. Bisikletimizden iniyoruz. İnsanlar hemen tepki gösteriyorlar böyle yerlerden bisikletle geçince. Ne bileyim, yaya yollarından. Yaya yolundan bisikletle geç. Şöyle, bisikletten inmeden geç. Anında tepki ya. Kıyametler kopuyor. Bütün arabalar korna çalmaya başlıyor. Ya da sinyal vermeden bir yerden bir yere dönmeye çalış. Mümkün değil. Uyacaksın kurallara diyor. Herkes tepkisini gösteriyor sana. Şimdi Zeyno'yu çocuk şarkısıyla trollüyoruz. Ursuleti satrezi.
Çizgi film izleyerek Romence öğrenebilirsiniz arkadaşlar. 1 yaşında, 2 yaşında çocuk ne biliyorsa siz de onu bilir, onunla beraber öğrenirsiniz. Dil öğrenmekle alakalı çok önemli bir bilgi veriyorum. Konuşmaktan sakın çekinmeyin, utanmayın arkadaşlar. Yabancı olduğunuz zaten yürüyüşünüzden belli, araba kullanışınızdan belli. Konuşmaya çalışın ya, Translate'den öğrenin, çevirin, siz söyleyin insanlara, telefonu göstermeyin. Konuşmaya çalışın, öğrenmeye çalışın. Bu iş başka türlü olmaz. Sevgili takipçilerimiz, bugünkü serüvenimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu videoların devamı çok hızlı bir şekilde gelecek. Mutlaka bizi takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, kendinize çok iyi bakın. Lara ve Dere, Ozibona görüşmek üzere. Bay bay.